Devletin zirvesinden ve memleketin çeşitli kesimlerinden başsağlığı mesajları yayınlandı. Ayrıntılar ve bu mesajlar haberimizde. Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesinin ardından Ankara'dan başsağlığı mesajları peş peşe geldi. Takip ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Başkan Erdoğan şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi. Erdoğan yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu. <laughs> Erdoğan, şehit olan Kor General Osman Erbaş'ın oğlu Yiğit Alperbaş'ta telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Acı olayın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de bir başsağlığı mesajı paylaştı. Üzüntüsünü dile getirdi üzülerek ifade etmeliyim ki 8. Kolordu Komutanımız Kor General Osman Erbaş'la birlikte 9 kahramanımız şehit olmuştur. Söz konusu kaza Kırım'da 4 kahramanımız da yaralanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Kazanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te kahraman şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, keder dedi ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı dört askerimize acil şifalar diliyorum. Acımız büyük, başımız sağ olsun. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da mesajında kahraman askerlerimizin şehadeti yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun dedi.